Çekimi yaparken hafif bir rüzgar olduğunu fark ettim ve self çubuğumu titrettiğinden dolayı kameranın sallandığını gördüm ve hemen açıyı değiştirdim. Umarım biraz daha sabit çekebilirim. Şimdi bu göstermiş olduğum yer, dediğim gibi, bizim arsaya giden yolun başlangıcı. Şu ileride şeyler görüyorsunuz. Onlarla ilgili çok detaylı bilgi sonra vereceğim. Dilerseniz şöyle 360 derece etrafı, hani orman manzaralı bir arsa alalım noktasına gelmiştik ya, işte orman manzarası bu. Arsanın ya da evi yapacağımız noktanın noktadan baktığımızda etraf nasıl görünüyor, onu da birazdan göstereceğim. Şöyle önce kısaca etrafı bir göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi yemyeşil, yoğun ağaçlar, orman, sıra sıra derler ya, tam böyle sıra sıra ağaçlar. Kısa mesafelerde de var ama tepeler daha yoğun ve insana bir huzur veriyor. Yani bu zaten, hani bunun büyüsüne biraz da kandık, dedi ki böyle bir yerde bir evimiz olsun, bir küçük de olsa bir evimiz olsun, bahçesinde ayağımız toprağa bassın. Bu bizim beklentimizi karşıladığını düşündük buranın. Umarım yanılmayız, yaşayıp göreceğiz. İşte yavaş yavaş şeye geldim, arsaya. Şimdi burada arsalar şöyle. Biz ilk arsa arama serüvenine başladığımızda muhtelif yerlere gittik ve buraya da gelmiştik. Buraya geldiğimizde buranın boydan boya telörgülerle kaplı olduğunu gördüğümüzde ilgimizi çekmişti. Dedik keşke böyle telörgülerle çevrili bir arsa bulsak, dedik ve gittik. Aylar sonra işte ilanlara falan bakarken bu aldığımız arsaya ulaştık. O, dedim ya, ilanla arsa bulma ya da arsa, kafanızdaki belirlediğiniz arsaya nasıl ulaşırsınız? Bunların şeylerini, çekimlerini, bilgi paylaşımlarını yapacağım ileride. Zaten bu anlatacağım şeyler de o yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak anlatacağım. Yani öyle bir yerden okuduğum ya da kafadan attığım, uydurduğum şeyler olmayacak. Hepsi bir tecrübe. Bu arsaya da dediğim gibi bir çıkış noktamız vardı. Öyle ulaştık. Şimdi isterseniz ilk ondan başlayayım. Burada ilanlarda belki gözünüze çarpar. İşte suyu, elektriği, yolu falan böyle yazar. Yani yolu açılmış, elektriği gelmiş, suyu var gibi. Bu arsanın gerçekten de bunlar var. Yani elektrik, bakın, panosu var, suyu var. Ama en önemli püf noktası şu: bir arsanın suyu var ise ne demek? Yani suyu var. Ya da su gelmiş ya da işte su yakında gibi şeyler, ibareler oluyor. Bu arsanın en önemli özelliği şu: burada yan yana bulunan 11 parsel, 11 tane parsel var. Bir tanesinin nebatı farklı, diğerleri 600 metrekare. Arsayı beraber aldıklarında, yani bu 11 arsa sahibi beraber almışlar burayı, telörgülerle çevirip ve ileride o gördüğünüz, bakın, mavi, bir onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim, çok önemli bir konu olduğu için, kuyu açmışlar. Yani burada bir su kuyusu var. Bakın, her parselin içinde bir elektrik panosu. Zaten sonradan buradan elektrik de geçmiş. Aslında buranın elektrik panolarının elektriği daha önce başka yerden geliyormuş. Şimdi bunlar iptal olacak. Bunu da belki yeri geldiğinde anlatırım. Şimdi konumuz o değil. Yani her yerde bir pano var ve bir su var. Yani oraya açılan kuyu şu an aktif durumda çalışıyor. Ya daha doğrusu çalışıyordu. Onunla ilgili bir problem oldu. Onu da anlatacağım. Şu an inaktif durumda. Biz onu tekrar aktif duruma, çalışır duruma getireceğiz. Yani burada 11 arsada da bir tanesi hariç, yanlış hatırlamıyorsam, arsa sahiplerinden biri öyle demişti, birisi istemedi. 10 tane kuyuda şey var, su var ve elektrik panoları var, 11 panoda. Bunun dışında, dedim ya, ileride anlatacağım zaman
öne çıkacak en önemli şeylerden biri şudur. Bir arsanın suyu var mı? Yani su iki şekilde olur. Eğer dağın başındaysanız zaten şebeke suyu olmaz. Yani burada da şebeke suyu yok. Yani şebeke suyu dediğimiz ASKİ'nin getirdiği su. Ankara'dayız biz. Buraya ASKİ su getiriyor. Ama buraya da geldi. O bir yerde dursun. Onun gelme şeyini anlatacağım. Yani bir yerde biz arsa arıyorsanız oranın iki şeyi var. Bir, ya kuyu suyu vardır. O kuyu suyunun da nasıl olacağını zaten burada örneğiyle görüyoruz. Toplu bir araya gelip bir tane kuyu açmışlar. Çünkü öyle herkes kafasına göre bahçesine kuyu açtıramıyor. Hem maliyetinden dolayı hem de onun yasal prosedürleri var. Burada bunu yapmışlar bir araya gelip. Burada o yüzden su var. Bir parantez daha açayım. Ben arsada neden su olsun, neden su olmalı, bunun bu noktaya nasıl geldim? Şöyle geldim. Muhtelif yerlerde arsa ararken gördüğüm en büyük sıkıntılardan biri yaşadığınız yere, yani ev yaptıracaksanız yaşadığınız eve su getirmek, götürmek büyük problem. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yani evinizde şakır şakır musluğun akması lazım. Gerçi hani su kıtlığı, su krizi vesaire bir sıkıntılar da gündemde. Bunlarla ilgili de paylaşımlar yapacağım. Yani öyle şakır şakır akacak bir suyumuz da olmayacak belki ama yani en azından bir arsada, evde bir suyunuzun olması lazım. Ama burada muhtemelen çoğunda ya bahçesinde tank var, yani şu bizim arsaya konulmuş tanklardan, ya da taşıma suyla gelirken su alıp getiriyor yanında. Ama ya çatısının içinde ya ne bileyim zeminde, bahçede, şurada burada mutlaka bir tankı var, su tankı var. Yani evlerin en büyük problemi su tedariği. Gerek içme suyu, gerek kullanım suyu. Yani içme suyunu tamam, en kötü damacanayla alıp gelirsiniz ama kullanım suyu büyük problem. O yüzden biz bu arsayı tercih ederken suyunun, kuyusunun olduğunu görünce hemen ilgimizi çekti zaten. Sahibi de bununla ilgili bize çok detaylı bilgiler verdi. Çok değerli bir insandan aldık. Belki ileride onu ismen de söz edeceğim. Şu an isim olarak kimseden söz etmiyorum çünkü izin almadan isim zikretmek doğru olmaz. O arkadaş bizi bu kuyu konusunda çok aydınlattı. Zaten benim yine parantez içinde belirteyim, bir suyla ilgili de bir geçmişim var. Yani su arıtma cihazları, su yumuşatma cihazları, suyla ilgili tüm raporlarla, ne bileyim, çalışmalarla ilgilendim. O yüzden suyla ilgili bir kafamda bir netleşmiş fikirler vardı. Mutlaka su olmalı diyordum. Örnek veriyorum, karşıdaki bakın sitede yine kuyu suyu var. Çünkü orası bir site. Bir kuyusunu kendileri açtırmış ve kullanıyorlar. Ama burada müstakil olanlarda hiçbirinde su yok. Yani kendi bahçesinde su yok. Ancak birkaç bina bir araya gelip alma imkanı var. Bu su konusunu biraz belki uzattım ama önemli olduğu için uzattım. Bizi cezbeden noktalardan biri suyun olmasıydı. Bir de işte telegülerle çevrilmiş parsel, çok güzel elektrik panosu var. Biz o nedenle buraya biraz daha sıcak yaklaştık. Birkaç seçenek daha vardı. O seçenekleri eleyerek burada karar kıldık. Hem benim ailem hem ortağımın ailesi. Şimdi gelelim arsanın yapısına. Ara ara ben böyle yukarıları sağa solda gösteriyorum ki manzaranın güzelliğini de görün diye, bizim çok hoşumuza gitti. Şimdi örnek veriyorum, arsayı anlatacağım ya, tam şeyine gelelim, soldaki verandasına. Şimdi şöyle bir göstereyim, bakın kazıklar çakıldı. Bu arsa almanın, ev yapmanın, yani evi buraya kondurmanın hepsinin bir prosedürü var. Böyle kafanıza göre ben evi şuraya çapraz koyayım, İşte bahçe kapısı şurada olsun, şu da şurada olsun diyemiyorsunuz. Bakın bunların belediyede zaten bilgileri var. Hani ben demiştim, belediyeye gidip biz şöyle bir ev yaptırmak istiyoruz dediğimizde hemen internete girip ya da işte kendi kayıtlı bilgilerinden bizim arsamızın emsaline, kaskına, işte bütün bilgilerine baktılar. Onlarla ilgili de ileride arsa nasıl aranır vesaire gibi konularda o detaylı bilgi vereceğim. Bize dediler ki burası 600 metrekare, siz buraya 240 metrekareye kadar ev yaptırabilirsiniz. Yani bizim
minimum ev ya şey pardon maksimum yani en büyük yaptıracağımız ev 240 metrekare. Yükseklik olarak da 7,5 metre. Yani 8 olmaz. Çatının en uç noktası 7,5 metre olabilir dediler. Zaten nihayetinde de biz işte ilk yapıp bozduğumuz planda da sonradan yaptığımız tek katlılarda da o metraja hiçbir zaman zaten ulaşamadık. Bu son karar verdiğimiz planda da arsamız 100 metrekare üzerine kurulu. Yani 100 metrekaresi eve ayırdık. Geriye kalan 500 metrekareyi şeyde kullanıyoruz. Bahçe olarak kullanacağız. Bu şu an bulunduğum yer, bu iplerin çekil olduğu yerin işte bir tanesi binanın arkası. Girişi buradan olacak. Bu ipin bir tanesi kopmuş. Bunu kazıkları duruyor ama bunu görevli bir firma var. Gelip bu kazıkları belli bir bedel karşılığı size yapıyor. Zaten bunlar hepsi prosedür. Bunları yaptırmak zorundasınız. İşte binanın buralar girişleri. Bizim planımıza göre buralar balkon yani veranda var. Ve ev iki katlı. Bu 100 metrekare üzerinde 50 metre 50 metrekare. Üstte de 50 metre 50 metrekare. Yani çift dubleks yan yana iki katlı bitişik ev nizamı diyelim. Yani buranın tarifini böyle yapabiliriz. Ve bunun dediğim gibi bazı standartları var. Onu zaten belediye size söylüyor. Girişten yani kapı girişi bakın burada. Benim aracımın durduğu yer orada. Kapı girişi oradan. Buraya kadar şu ipin çekil olduğu yere kadar 10 metre. Yani binanızın bir çekme payı var. Buna çekme payı deniyor yanlış hatırlamıyorsam. 10 metre buraya buradan başlayabilirsiniz. Yani bunu 8 metreye götüremiyorsunuz. 10 metre buradan başlıyor. Binamızın işte uzunluğu yanlış hatırlamıyorsam 13.80. Rakamlar konusunda biraz şeyim unutuyorum. 13.80 genişlikte 9. Yani işte derinlik 9. 9 metre. Binanın bu ön tarafından yine minimum 3 metre mutlaka bırakmanız gerekiyor. Zaten bizim burada 4,5 metre yerimiz var. Arkada 3 metre bırakmanız gerekiyor. Orada 3 metre yerimiz var. Öbür tarafta kalan şeyde 12,5 metrekare. Yani bizim arsamızın eni boyu 16,80'e 36,5 bir arsa düşünün. 600 metrekare yapıyor aşağı yukarı. Bunu şeylerini anlatacağım. Yani bir arsa aldığınızda ya da alacağınızda ya da arsaya bakmaya gittiğinizde bunun metrekaresini ya da işte sağlamasını nasıl yapıyorsunuz? Onun çok şeyleri var. İnce nüansları var. Onları da ileride anlatacağım. Biz bunun zaten imarlı bir burayı en başta belki onu söylemem gerekirdi. Onu atladım. Buradaki bütün arsalar imarlı. Yani imarlı arsa buradakiler. Biz zaten imarlarsa almak için yola çıktık. Yani öyle hani tarım arazisine ya da ne bileyim bir tarlaya şuraya buraya bir ev yapalım da sonradan işte imar barışından faydalanıp şöyle yaparız böyle yaparız gibi maceralara kesinlikle girmedik. Biz yani başımız ağrımasın diye hiç o tür şeylerden de hoşlanmayız. Dedik ki imarlı bir arsa alalım. Bütün yapacağımız atacağımız bütün adımlar yasal prosedürlere uygun olsun. Vergisini de verdik. O ne tutuyor, ne kadar nereye ne ödüyoruz. Onları da dediğim gibi ileride bir video çektiğimde zaten hepsini anlatacağım. İşte bizim aşama aşama geldiğimiz nokta o zaman kayıplarını falan da göz önünde bulundurursak şu an inşaatın başlama aşamasına geldik. Yani inşaat artık biz burada pazartesi salıdan itibaren bir işlem yaptık. Onu atlamayayım. Burası tabi böyle dümdüz değildi. Dikkat ederseniz etraftaki bütün arsalar şey böyle bakir durumda. Yani hiçbir şey vurulmamış. Kepçe, kazma, kürek hiçbir şey. Onlarda otlar, yaban otlar büyümüş. Ve çevredeki bütün şeyler, arsalar o şekilde. Ağaçlar var. Bizim de bir şansımız, yani şanssızlığımız diyelim. Bir tane ağacımız vardı. Şöyle küçük bir ağaç vardı. Yani böyle kurudu kuruyacak gibi duruyordu ama biraz yeşerdiğini görmüştük. O ağaç da maalesef arsanın içinde kaldığı için biz onu kestirmek zorunda kaldık. Yani
taşıyabilir miyiz diye bunu ben sordum böyle bu işi bilen insanlara. Maalesef taşıyamadık. Yani buradan kazıp başka bir yere ektiğinizde yanlış hatırlamıyorsam bu ardıç, ahlat, ahlat ağacı. Ahlat ağacıydı şöyle yani o boyda, bakın orada gözüküyor. Çok üzüldük yani bunu, bizi yanılttılar mı bilmiyorum. Yani birkaç kişiye sorduk. Ahlat ağacıysa zaten hiçbir işe yaramaz. Orada ahlat ağacı çoktur. Daha çok börtü böcek olur. Zaten meyve de vermiyor. Ama illaki bunu taşıyalım derseniz, taşındıktan sonra yeni yerine bile gömseniz orada da tutmaz. Zaten çürüyecek. Size bir sürü meşakkat olacak. O yüzden istemeye istemeye kestirin dediler. Biz de maalesef kesmek zorunda kaldık. Yani hakikaten yani ağaç kesenlere, işte ne bileyim, bir dal kıranlara bile çok tepki gösteren insanlarız. Hatta buna çok sevinmiştik yani, en azından bizim arsamızda bir tane ağaç var diye. Çünkü etraftaki, belki dikkatinizi çekmiştir, diğer ağaçların pek çoğu bakımsızlıktan kurumuş. Biz burayı aldığımızda da böyleydi. Çünkü buralar 5-6 yıldan beri böyle atıl bir şekilde duruyor. Yani hiç yerleşim yok, herhangi bir şey yok. Bu nokta için söylüyorum. Arkalarda var. Buradaki arsalarda herhangi bir inşaat, hiçbir şey yok. Ve bu ağaçlara tabi bakılamamış, yani ihmal etmişler, gelmemişler, hiçbir şey yapmamışlar. O yüzden pek çok ağacı biz mecburen bu kuruyanları kestireceğiz, ama hala yaşayanlar var. Bunlara da işte bir bahçıvan falan getirip yaşatmaya çalışacağız. Yani onlar ne yapabiliriz, onun çaresine bakacağız. O yüzden o ağaca çok üzüldük. Hatta böyle dedik biraz daha büyürse işte bunun gölgesinde otururuz diye, ama kısmet olmadı. O da bizim için bir üzüntü kaynağı oldu. Gelelim sonuca. Yani kazıklarımızı çaktırdık, arsamızı konumlandırdık. Yarın işte bu şeyi söylüyordum, onu atladım. Arsayı biz daha önce bir kepçe sokarak düzlettik. Yani hepsi, atacağınız her adamın bir maliyeti var. Yani buraya kazık çakmadan tutun, işte belediyede şu işlem, bu işlem, her şeyde bir bedel ödüyorsunuz. Tabii buraya bir kepçe getirmenin de bir maliyeti var. Onu da yaptık. Getirdik, burayı düzleştirdik ve arsamızı bunun üzerine konumlandıracağız. Yani arsamızın üzerine yapacağımız evin yeri hazır. Salı çarşamba inşallah bir aksilik olmazsa, o diğer prosedürleri tamamladıktan sonra Bismillah deyip gireceğiz. Bunun için de aynı şeyi söylüyorum. Vatana, millete, herkese hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda, yani bu biraz sadece arsayı böyle hızlıca tanıtma videosu oldu. Geçmişte yaşadığımız, yani bu arsayı alma noktasına kadar yaşadığımız tecrübeleri anlatan videolar çekeceğim. Tabi bu arada buradaki faaliyetler de devam edecek. Belki ara ara onlardan da işte insanları böyle sırf video çekmek için çekmeyeceğim. Yani bir bilgi vermek için, yani çekerken işte belki ustaya bir şey soracağım, bir şey danışacağım. Yoksa sadece böyle inşaat devam ediyor, işte şuraya geldik, duvardayız bilmem ne değil. Daha çok bilgiye ihtiyaç varsa orada soracağım, aydınlatacağım. Zaten ben de sonra bu yaştan sonra bir sürü şeyi öğrendik. Bilgi sahibi olduk. Gerek ustalardan öğreniyoruz, gerek bu işi bilenlerden. Zaten buradaki niyetim de, madem bu böyle bir meşakkatli bir yolda gideceğiz, en azından başkalarına da faydamız olsun ve bunu bir kayıt altına alalım. İleride kendimize döner bakarız neler yaşamışız, hem maddi hem manevi. Hepsi bizim için iyi bir tecrübe olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.